Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda Prometheus konuşmalarının üçüncüsünü gerçekleştireceğim. Bugünkü başlık olarak da bilgi güçtür ama pratiğe dökülürse başlığını ele almaya çalışacağım. Burada aslında ister üniversitede eğitim hayatınız boyunca, ister mesleki kariyer edinme konusunda çabalarınız boyunca toplum olarak önümüzde duran seçenekleri değerlendirdiğimizde bazı seçimleri hep bize öğretilen şekilde yapıldığını görmekteyiz. Halbuki burada alanımızda iyi olmak ve ileriki zamanlarda daha iyi süreçleri yönetebilmek, mesleğimizde sözü edilen ve mesleğine hakim bilgi birikimi yüksek bireyler olabilmemiz için zaman içinde dikkat etmemiz gereken aslında bazı temel noktalar var. Bunları kendimce yorumlamaya çalışacağım. Burada tabii tecrübelerimden de örnekler vermeye çalışacağım. İlk örneğim üniversite yıllarında, üniversite okurken yaptığım bir stajdan olacak. Bir kurumda iş makineleri üstüne tamirat yapan bir atölyede bir yaz stajını gerçekleştiriyordum. İş makineleri biliyorsunuz hidrolik sistemler ve buna bağlı birçok karmaşık sistemi bünyesinde bulunduran özel makineler, büyük makineler. Dolayısıyla bunlar yol yapımlarından tutun da işte birçok farklı alanda inşaat sektöründe kullanılan makineler. Bu alanda da dünyada baktığımızda Japonya'nın önemli bir iş makine üreticisi olduğunu görüyoruz. Birçok markası mevcut ve ülkemizde de bu markalar bayağı domine etmiş vaziyette. Burada staj esnasında karşılaşılan bir arıza karşısında çalıştığımız atölyede 25-30 yıllık, 35 yıllık şefler olmasına rağmen ve atölyede bu tamiratlarla ilgili çok büyük birikimlerine sahip olmalarına rağmen çözemedikleri bir durumla karşılaşıldı bir makineyle. Daha sonrasında makineye olan ihtiyaç da çok acele olduğu için buna hızlı bir çözüm bulma yönünde firma bazı görüşmeler gerçekleştirdi ve günün sonunda Türkiye'de bu işi çözebilecek, bu arızayı çözebilecek kimsenin olmadığına karar verildi. Japonya'dan, üretici firmadan bu problemi çözebilecek makinedeki tamiratı gerçekleştirebilecek elemanlar istenmesine karar verildi. İşte yazışmalar, çizişmeler, mailleşmeler gerçekleştirildi. Sonrasında yaklaşık işte 10 gün sonrasında Japonya'dan 3 adet makine mühendisi, ilgili firmadan iş makinelerini üreten ve satan firmadan çalıştığım, staj yaptığım firmaya geldi. İlginç olan ilk nokta ilk karşılaşmaydı. Bu 3 kişi makine mühendisi olduklarını söylediler. Ellerinde büyük birer tane valiz vardı her birinin ve ilk geldikten sonra da önce makineyi bir gözlemlediler. Arıza hakkında yetkililerden bilgi aldılar. Sonrasında da atölyede getirip masanın üstüne üçü de valizlerini koydu. Ben de merakla kenardan izlemeye başladım. Valizlerini açtılar. Valizlerin birincisinden sadece tulumlar ve iş güvenlik önlemleri, giysileri, gözlükleri, eldivenleri çıktı. Bunları üçü de kıyafetlerini değiştirerek üzerlerine giydiler. Tıpkı atölyede bizim çalışırken olduğumuz gibi bu üç makine mühendisi tulumlarını giyerek güvenli bir şekilde çalışacak hale geldiler. İkinci valizi açtıklarında, kapağı kaldırdıklarında ben daha çok şok oldum. Çünkü içinde sadece belirli dokümanlar vardı. Yani kitap doluydu. Teknik dokümanlar o iş makinesiyle ilgili ki üretici firmadan olmalarına rağmen bütün dokümanlarını o makineyle ilgili ve arıza tespitiyle ilgili artı teçhizatlarını getirmişlerdi. Arıza tespitinde kullanabilecekleri. Merakla beklerken üçüncü valizi de açtılar. Ondan da el aletlerini çıkardılar. Özel bir kurguyla hazırlanmış bir valiz. Açtığınızda o arızayı giderebilmek için gerekli olan bütün el aletleri valizin içine konumlandırılmıştı. Tabii bu, hatta burada itirazlar oldu. Yani işte atölyede vardı, bunu getirmenize gerek yoktu. Birçok anahtarımız, takımımız vardı. Hayır dediler, biz gelmeden önce bu arızayı üzerinde çalıştık. Neler olabileceği olasılıkları not ettik ve bu olasılıklara göre alet takımlarını yanımızda getirdik. Bunlar özel üretilmiş tool'lar, dolayısıyla bu arızayı giderebilmek için de yanımızda getirmemiz gerekiyordu dediler. Ve bu 3 makine mühendisi 35 yıllık bizim atölyede çalışan ustalarımızı aratmayacak şekilde
Yaşları da çok ileri yaşlar değildi. Orta yaşlı diyebileceğimiz yaşlardaydılar. Ama büyük bir meziyet ve sakinlikle, yani burada antiparantez bir sözü de hatırlatmak istiyorum. Yavaş hızlıdır diye bir söz var. Benim çok beğendiğim bir söz yine. Bir şeyi yaparken projelendirmek, bütün olasılıkları değerlendirmek, ister teknik olsun, ister diğer mesleklerde olsun, çözüm bulma açısından aslında bize zaman içinde ileriki periyotlarda işimizi kolaylaştırıcı bir etki yapıyor. Sonrasında tabii ki işte gidip gelip arızayla ilgili olası yerlere bakarak, bir taraftan da dokümanlardan sayfa sayfa tartışarak, birbirleriyle tartışarak ne olabileceğine dair çözüm önerilerini uygulamaya başladılar. Adım adım dokümanları takip ettiler ve günün sonunda, yaklaşık bir 3 saatlik çalışma sonunda arızayı giderip makineyi işler hale getirdiler. Bu Japonlara karşı olan saygımı o gün çok böyle artırıcı bir etki yapmıştı. Aynı şekilde aslında hangi mesleği yaparsak yapalım, sadece işte mühendislik, ben de makine mühendisliği kökenliyim, o olmasının önemi yok. Hangi mesleği yaparsak yapalım, bilgimizi pratiğe dökme noktasında çok önemli, dikkat etmemiz gereken trikler olduğunu düşünüyorum. Aynısı aslında bizim kendi görev yaptığım okulda da uçak bakım teknisyeni yetiştiriyoruz. Bu bölümü yazan öğrencilerin de aynı şekilde sadece bilgiyi almak için değil, aynı zamanda bu bilgiyi hands-on dediğimiz eller işin üstünde olmak kaydıyla uygulayacak hale gelme noktasında hedefler belirlemesi ileriki yaşamlarında her zaman tercih edilecek kişiler, mesleklerinde iyi noktaya gelmiş kişiler olmalarını sağlayacaktır. Bu bir ayrıntı olarak vermek istiyorum. İkinci örneğim de aslında güncel, bütün dünyanın son dönemde, özellikle son 10 yılda diyebileceğimiz çok konuştuğu bir isimden. Aslında bu okuduğum kitaptan bir pasaj gibi söyleyebiliriz bunu. Uzay Baronları diye bir kitap var. Mutlaka okumayanların okumasını tavsiye ederim. Hem havacılığa hem uzaya ilgisi olan herkesin bu kitabı muhakkak okumasını tavsiye ederim. Çünkü dünyadaki uzay çalışmalarının ve bireysel şirketler bazında bu işin nereye gideceğini çok iyi gösteren bir kitap. Çok güzel bir anlatımı var. Orada bir pasajda Elon Musk'la ilgili bir bölüm vardı. SpaceX firmasına mühendisleri ya da işte çalışacak kişileri alırken, buna karar verirken büyük oranda kendisi de bu mülakatlarda birebir bulunuyor. Ve burada dikkat ettiği nokta aslında, daha sonraki birkaç röportajını izlemiştim, söylediği şey şuydu: ben bilgi sahibi olmasını önemsiyorum kişilerin ya da çalışanlarımın, fakat daha önemlisi bu bilgilerini anlık çözümler üretebilecek şekilde kullanabilecek yetenekte olmasını daha çok önemsiyorum diye. Bununla ilgili de ilginç bir örnek vardı. Tabi biliyorsunuz SpaceX firması çok fazla sayıda aslında işin başında roket denemesi yaptı ve bu roket denemelerinde birçok roketi de kaybetti aslında. Tekrar iniş yaptırarak roketleri tekrar kullanma üstüne ve bununla da aslında uzay çalışmalarının maliyetini düşürmek hedefinde olduğu için bu çalışmalara ağırlık vermişti. Tabii ilk etapta çok fazla sayıda roket düşüyorken bunlar maliyeti yüksek mekanizmalar, cihazlar, aletler, uçuş aletleri diyebiliriz. Dolayısıyla bir düşüş belki de 300-400 milyon dolarlık bir maliyetle karşısına çıkıyor. Tabii bunu ilk etapta iş bağlantıları da olmadığı için, firmaya iş kazandırmak için buradaki başarı hedefi çok büyük. Çok uzun süre başarısızlıkla devam edemeyeceği için. Burada bir seferinde karşısına çıkan bir roket fırlatma olayında yanına aldığı işte 20 yaşında iyi kod yazan ve aslında üniversite mezunu olmayan ama kodlama konusunda çok iyi olan bir çalışanı da yanına çağırıyor ve roket havadayken çok kısa bir sürede buna müdahale edilmesi gereken bir valfin açılmasıyla ilgili, yön kontrolüyle ilgili müdahale edemiyorlar ve yaklaşık işte bir 15-20 saniyelik süreleri var. Sonrasında roket düşecek ve kaybedecekler. Bu işe aldığı genci yanına çağırarak çözüm önerisini soruyor ve kişi, o genç yazılımcı diyelim artık, 5-6 saniyede çok basit bir kod yazarak
oradaki valfin basıncını aşırı seviyede artırıp valfin kilitleme mekanizmasını açacak bir kod yazıp gönderiyor rokete ve bu hareket mekanizmasının tekrar kazanılmasına sebep oluyor. Sonrasında da o roketi tekrar inişte sağlıklı bir şekilde indirmiş oluyorlar. Ve sonrasında diyor ki, evet işte bu yüzden benim için diplomadan ziyade bilgiyi uygulayıp bunu pratik hayata dökecek kişileri işe almak benim için daha önemlidir diyor. Bu noktada ben özellikle toplumsal bir bakış olduğu için ve gençlerimizin beyinlerine de bu aslında eğitim hayatı boyunca kazındığı için sadece bilginin değerli olduğu kısmı üstünde duruluyor. Ben bunun yanlış olduğunu düşünüyorum. Bilgi tabii ki çok değerli, bilgi güçtür. Fakat bu bilginin gücü ancak pratiğe dökerseniz hayatınıza bir anlam katar. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte artık bilgiye çok rahat ulaşabiliyoruz. Çok fazla kaynağımız var, çok farklı kanallardan ulaşabiliyoruz. Fakat bu bilgiyi siz pratik hayata ne kadar sentezleyerek dökebiliyorsunuz, ne kadar uygulayabiliyorsunuz, çözüm bulmada bu bilgiyi pratik olarak optimum düzeyde nasıl kullanabiliyorsunuz? Bu önemli bir hale geliyor. Dolayısıyla burada aslında mükemmelliyetçilik değil, bilginin kullanımında optimizasyonun da çok önemli olduğunu belirtmem gerekir. Yani bir şeyi kusursuz yapmaktan ziyade ihtiyaçlara cevap verecek şekilde optimum seviyede hızlıca hayata geçirmek önümüzdeki süreçte insanlık açısından çok daha faydalı olacak. Katkısı olması umuduyla görüşmek üzere diyorum.